15 Temmuz sabahı, Cuma sabahı Fransa'dan sabah 5 uçağıyla İstanbul'a inmiştim. Küçük bir imza işim vardı. 200 gününe buraya geçici gelmiştim İstanbul'a. Akşam üzeri derbe haberini alınca televizyonlardan Sayın Cumhurbaşkanımızdan gün kefen giyme günüdür, ilk çıkanlardan gittiğimizde oraya Büyükşehir Belediyesi'nin önünde sadece derbeci askerlerin olduğunu gördük. Tabii ben beklemiyordum. Vurulacağımı, beş yerimden vuracaklarını, kurşun sıkacaklarını falan. Gerçekten hiç beklemiyordum. Gittim. Dedim konuşayım, ikna edeyim. Böyle şey olur mu vesaire falan. Yanlarına yaklaştığımda baktım iş böyle değil. İlk kurşunu ilk bacağımdan aldım. Bir daha ikaz ettiler. Buradan uzaklaş, vururuz vesaire falan. Yine ben tabii geri çekilmedim. Silahını elinden almaya çalıştım. Bu arada ikinci kurşun, üçüncü derken beşinci kurşunu orada yedik ama Allah'a şükürler olsun. Aynı gördüğünüz gibi huzurunuzda demir gibiyim. Hiç sağlığım çok iyi. Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık ilgilendi, aradılar, vekiller gönderdiler, Fransa'da takip ettiler. Buradaki tedavi sürecinden sonra uçak ambulansla beni yaşadığım ülkeye gönderdiler, Fransa'da. 1,5 ay, 2 ay orada tedavi gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımız çok yakından ilgilendiler, hanımefendi kendisi de aynı şekilde. Derbe gecesini şöyle söyleyeyim, o gün benim için gerçekten gözümün önüne ne 5 çocuğum geldi, ne işim gücüm geldi, ne dükkanım, ne evim, ne barkım, ne anam, ne babam, aklımda tek bir şey vardı, ülkem, memleketim. Böyle kefenleri giyerek oraya gittik. Allah bize 5 kurşun nasip etti. Hiç pişman değilim. Yarın böyle bir şey olsa inşallah Allah şehitlik nasip eder. Aynı şekilde orada giderim. Vatanım için, memleketim için, ülkem için can vermeye, şehit olmaya her an her dakika hazırım. Bu arada Siirtli hemşerilerime ben bir şey daha söylemek istiyorum. Zannediyorum bizim Siirtli gazi sayısından kendilerinin haberi yok. 15 Temmuz darbe girişiminde 21 tane Siirtli gazimiz var, 4 tane şehidimiz var. Rahmetli Erkan Pala yanımda hemen, başka hemen yan yana, zaten aynı masadan kalktık gittik beraber. Rahmetli Erkan Pala ilk kurşunu çene tarafından aldı. Ben o zaman vurulmuştum, yerdeydim. İkinci kurşunu şu göbek kısmından, böbrek alt kısmından ön taraftan alıp sırtı bana dönüktü. Öyle sırtının koptuğunu, büyük parça çıktığını gözlerimle şahidim. Son olarak orada yine bizim 2-3 tane daha Siirtli Eruhlu kardeşlerimiz var. Şehit olanlardan. Ama Siirtli gazi sayısı 21 kişi, 4 tane de şehidimiz var. Burada ben öğrendim ki bizim Siirtli hemşerimizin o darbede, yani sadece beni biliyorlar veya birkaç kişi biliyorlar. Öyle değil. 21 gazi, 4 tane şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah şifalar versin. Benim teyzemin oğlu kafadan vuruldu. Şu an kafatası yok ama yaşıyor kendisi. Kafasına çelik bir kasket koydular. Hala hastane süreci devam ediyor. Ben çok iyiyim, çok şükür Allah'ıma. Sadece ayaklarımda şu bacak arasından yan taraftan bir çekerdek, 2 tane çekerdek kaldı vücudumda. Hiçbir rahatsızlık vermiyor. Yürümemde bir aksaklık yok, bir şey yok. Her şeyden öncesi bu manzarayı görmek beni çok mutlu etti, çok memnun etti. Aynı zamanda da çok uzun zamandır ülkeme gelemiyordum, memleketime gelemiyordum daha doğrusu Siirt'e. İş, güç vesaire falan. Sayın Valimiz buna vesile olduğu için tekrar tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Fazla söyleyecek bir şey yok. Biraz heyecan var. Af görün, affedin. Sizleri öpüyorum, seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a yar ve yardımcımız olsun reisimizin. Allah'ın izniyle geleceğimiz bundan sonra ben şahsım adına Avrupa'da yaşayan bir vatandaş olarak gerek ekonomi, gerek her konuda çok güzel bir gelecek görüyorum. İnşallah Allah muvaffak eder. Hepinize saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun.
Gazimizi, Siirtli hemşehrimizi bu konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de yine o hain darbe gecesinin önemli tanıklarından birini